Bu videoda kadın dış genital organlarını inceleyeceğiz. Bunların neler olduğunu ve bunlar hakkında ki anatomik bilgileri burada aktaracağız. Evet, kadın dış genital organları erkekte olduğu gibi vücut dışında bulunan, dışarıdan bakıldığında görünen organlardır. Ve dış genital organlar diyafragma urogenitale ile arcus pubicus'un aşağısında yer alırlar. Kadında bu erkek içinde kullanılır. Dış genital organların hepsine birlikte putendum femininum veya vulva veya epizio ya da felç denir. Burada epizioyu epiziotomiden hatırlayabiliriz. Şu doğum sırasında bu vajinada kontrolsüz yırtıkların meydana gelmesini önlemek için kasıtlı olarak yapılan kesilerdir. Ona biz epizio Tomi diyoruz. Evet, bu dış genital organların hepsine birlikte putendum femininum, vulva, epizio ya da felç denir. Burada putendum ar, utanma manasına gelir. Ve bu bölgeyi uyaran sinir nervus putendustur. Dış genital organların görevleri üreme, cinsel haz, doğum ve iç genital organların korunması şeklinde sıralanabilir. Evet, bu kadın dış genital organlarından bir tanesi mons pubis. Burası simfizis pubica'nın ön tarafındaki kabarık bölgedir. Bu bölgede bulunan kıllara pubes adı verilir. Ve bu bölge ve bu bölgedeki os pubis buradaki kıllardan adını alır. Evet, bu bölgeye kabarıklığını veren deri altındaki subkutaneus yağ dokusudur. Vücutta östrojene duyarlı yağ dokusunun bulunduğu tek yer mons pubistir. Burada mons tebe pubis, bu pubislerin tepesi manasına gelir. Mons pubis. Evet. Vücutta östrojene duyarlı yağ dokusunun bulunduğu tek yer mons pubistir. Dolayısıyla menopoza girildiğinde östrojen salgılanmasının azalımına bağlı olarak bu bölgedeki yağ dokusu da dolayısıyla da mons pubis hacminde belirgin bir azalma meydana gelir. Evet, erişkinlerde bu bölgede pubes adı verilen kıllar bulunur. Bu kıllar zaten bu bölgeye ve bu bölge kemiğine, os pubis'e adını veren yapılardır. Pubesler spina iliaca, anterior superior'u birleştiren çizgi yakınlarında belirgin bir sınırla kaybolur. Bakınız, bu pubesler şu spina iliaca anterior superiorleri birleştiren çizgi yakınında kaybolur. Bu kadında görülen durumdur. Kadında pubeslerin daha yukarıya çıkması interseksüalite belirtisi olarak kabul edilir. Ancak erkekte bu pubesler gittikçe daralarak göbeğe kadar çıkar. Bu normaldir. Ancak kadında spina iliaca anterior superiorleri birleştiren çizginin üstüne çıkması interseksüalite belirtisi olarak kabul edilir. Evet, bakınız. Ergenlik öncesi dönemde yani preadolesan dönemde seksüel kıl
bulunmaz. Burada başlıca penis kökünde labium majus pudendi boyunca seyrek pigmentli uzun düz pubesler görülür. Daha sonra pubesler koyu renkli, kıvrımlı ve kalın hale gelirler. Yetişkin fakat azalmış bir dağılım var. Ve yetişkinde uyluk iç tarafına doğru dağılım göstermiş yoğun pubes görülür. Evet, bir diğer dış genital organ labium majus pudendilerdir. Bu labium majus pudendiler 8 santimetre uzunluğunda, 2,5 santimetre genişliğinde, önde pubis ile arkada perineum arasında uzanan bir çift deri plikasıdır bunlar. Deri katlantısıdırlar. Ve bunlar embriyonik hayatta labioskrotal kabartılardan gelişir. Erkekteki skrotumun deri karşılığıdır bunlar. Bunların bir dış yüzü, bir de iç yüzü bulunur. Dış yüz koyu renkli olup üzerinde pubesler bulunur. İç yüz ise düzdür ve burada büyük yağ folikülleri bulunur. Dış ve iç yüzde bol miktarda yağ ve bağ dokusu yer alır. Yine burada labium majus pudendi'de düz gaz lifleri, damar ve sinirler bulunur. Dolayısıyla bu düz gaz lifleri otonom uyarılarla ya da erojen uyarılarla kasılabilirler. Evet, labium majus pudendilerin alt tarafına labium majus pudendilerin içerisindeki bağ ve yağ dokusunda sonlanan bir ligament bulunur. Bakınız, o ligament şudur. Buna ligamentum teres uteri denir. Bu ligamentum teres uteri esasen erkeklerdeki kubernakulum testisin homoloğu ya da bir benzeri olarak kabul edilebilir. Bu da kubernakulumdan gelişir. Şurada bakınız, kornu uteriden başlar. Sırasıyla önce anulus inguinalis profundus'tan, daha sonra canalis inguinalis'ten, daha sonra anulus inguinalis superficialis'ten geçerek labium majus pudendi'nin derisine yağ ve bağ dokusuna tutunarak sonlanır. Bakınız şu ligamentum teres uteri. Ligamentum teres uteri, ligamentum teres uteri. Gebelik boyunca uterusu ante versiyon pozisyonda tutar. Bu ante versiyon pozisyon esasen uterus fundusunun yani fundus uterinin servis uteri vajina kavşağında öne doğru dönme durumuna biz anteversiyon diyoruz. Uterusun anteversiyonu diyoruz. Uterusun gebelik boyunca büyümesi sonucu bu bağ gerilerek ağrıya neden olur. Şu bölgeden hissedilen bir ağrıya neden olur. Evet, bu bağ, bu teres yuvarlak demek. Yani uterusun yuvarlak bağı canalis inguinalis'ten, şurası canalis inguinalis'ten geçerek gelir bu labium majus pudendi'nin derisine bağ ve yağ dokusuna tutunarak sonlanır. Bu ligamentum teres uteri'yi takip ederek canalis inguinalis'ten geçen fıtıklar yani indirekt kasık fıtıkları bu canalis inguinalis'ten geçerek
Labium mayus pudendi'nin altına kadar girebilir, ulaşabilir. Burada labium mayus pudendilerin ön uçları kalın, arka uçları ise burada görüldüğü gibi incedir. Labium mayus pudendilerin ön uçları birbirleriyle birleşerek commissura labiorum anterioru oluştururlar. Benzer şekilde labium mayus pudendilerin ince olan arka uçları birleşmeyip aralarında kalan deriye tutunurlar ve burada da commissura labiorum posteriori oluştururlar. Evet, dikkat ederseniz kalın olan ön uçlar birbirleriyle birleşir. Commissura labiorum anterioru oluşturur. Buna karşın ince olan arka uçlar direkt olarak birbirleriyle birleşmez. Ya arada kalan deri vasıtasıyla birbirine tutunur ve buraya da commissura labiorum posterior adı verilir. Burada büyük dudakların dış tarafında bir oluk oluşur. Şu oluğa sulcus kenitofemoralis adı verilir. Evet, labium mayus pudendiler dışındaki oluk. Şu oluk sulcus kenitofemoralistir. Burada jinekolojik perineumdan bahsederiz. Bu jinekolojik perineum vulvanın arka sınırını yapan commissura posterior ile anüs arasında kalan bölgedir. Burası 2,5-3 santimetre uzunluğunda bir bölgedir. Jinekolojik perineum, vulvanın arka sınırını yapan commissura posterior ile anüs arasında kalan bölgedir. Labium mayus pudendiler arasında kalan açıklığa da rima pudendi ya da edep yarığı denir. Bu rima pudendi içerisinde ise labium minus pudendiler yani şunlar yer alır. Evet, şimdi de labium minus pudendilere bakalım. Bu labium minus pudendiler rima pudendi içerisinde yer alan 4 santimetre uzunluğunda, 1 santimetre genişliğinde erektil doku içeren iki küçük deri plikasıdır bunlar. Önde yukarıda klitoristen başlar, arkada aşağıda ostium vajinanın alt bölümünde sonlanırlar. Şurası ostium vajina, hemen şurası da ostium uretra externumdur. Bu küçük dudaklar ya da labium minus pudendiler erkekte ki penisin ventral yüzünün derisinin karşılığıdır. Eskiden bu küçük dudaklara peri cin manasına gelen nimfa adı verilirdi. Burada iki oluk tanımlanır. Bunlardan bir tanesi sulcus nympholabialis. Bu küçük dudak ile yani küçük dudağın labium minus pudendinin dış yüzü ile labium mayus pudendinin iç yüzü arasında şurada kalan oluk sulcus nympholabialis. Ostium vajinayı değişik derecelerde kapatan ve himen adı kızlık zarı olarak da bilinen himen ile labium minus pudendinin iç yüzü arasında oluşan şu oluğa da sulcus nymphohimenalis adı verilir. Labium minus pudendilerde ter bezleri ve yağ dokusu bulunmaz. Labium minus pudendilerin
bir iç yüzü, bir de dış yüzü bulunur. İç yüz mukoza ile kaplı olup zengin duyu reseptörleri içerir. Buna karşın dış yüz çok ince bir deri ile kaplı olup kıl ve der bezleri içermez, ancak yağ bezi içerir. Labiumunus pudendilerin bir arka uçları var, bir de ön uçları var. Bu arka uçlar frenulum labiorum pudendi denilen, şuraya biz frenulum labiorum pudendi ya da kısaca forcep denilen bir deri bölümü ile birleşir. Ön uçları ise çatallıdır. Bu çatalın bir ön dış kolu bulunur, bir de arka iç kolu bulunur. Bu çatalın ön dış kolları klitorisi önden kuşatır ve trapezium klitoridisi oluşturur. Labiumunus pudendi'nin ön uçlarının arka iç kolları ise şu klitorisi arka tarafından kuşatır ve orada frenulum klitoridisi oluşturur. O halde labiumunus pudendi'nin ön uçlarının ya da ön uçları çatallıdır. Bu çatalın ön dış kolları klitorisin önünden geçerek birbirleriyle birleşir ve trapezium klitoridisi, yani klitorisin sünnet derisini oluşturur. Arka iç kolları ise, bu çatalın arka iç kolları ise klitorisin arkasından dolanarak, klitorisi arkadan kuşatarak birbirleriyle birleşir ve frenulum klitoridisi oluşturur. Bazı ülkelerde bu trapezium klitoridis aynen erkekte olduğu gibi sünnetle alınır. Evet, şu ana kadar gördüğümüz yapıları şu görsel üzerinde tekrar edelim. Şunlar labium maius pudendiler. Ön uçları birbirleriyle birleşerek commissura labiorum anterioru oluşturur. Bu labium maius pudendilerin arka uçları birbirleriyle bir deri vasıtasıyla birleşerek commissura labiorum posterioru oluştururlar. Hemen şurada, şu iç tarafta labiumunus pudendileri görüyoruz. Labiumunus pudendiler. Bu labiumunus pudendilerin ön uçları çatallıdır. Bu çatallı ön uçun ön dış kolu var. Bunlar bakınız klitoridisi ön tarafından kuşatır. Trapezium klitoridisi oluşturur. Arka iç kolu ise klitoridisin arkasından dolanır. Klitoridisi arkadan kuşatarak birbirleriyle birleşerek frenulum klitoridisi oluşturur. Labiumunus pudendiler arasında kalan aralığa ya da açıklığa vestibulum vajina denir. Pardon. Vestibulum vajinanın ön tarafına ostium uretra externum, onun da arka tarafına ostium vajina açılır. Evet, vestibulum vajina. Labiumunus butendiler arasında kalan şu açık aralığa vestibulum vajina denir. Buraya şu yapılar açılır. En ön tarafına ostium uretra externum, yani
feminina, kadın üretrası açılır. Bunun da arkasında ostium vagina ya da ostium intraoitus vajinanın girişi bulunur. Ya da ostium vajina bulunur burada. Yine buraya glandula vestibularis major'un kanalı da buraya açılır. Bu bölgeye açılır. Yine buraya glandula vestibularis minoreslerin kanalları da yine buraya açılır. Evet, bunlardan ostium uretra externum, şurada ostium uretra externum, glans klitoridisin yaklaşık 2,5 santimetre arka alt tarafına açılır. Burası ostium vajinanın hemen ön tarafında bulunur. Ostium vajina ya da intrauterus genellikle sagittal bir yarık şeklindedir. Ve burası ostium uretra externumun arka alt tarafında bulunur. Burası çoğunlukla bir himen ile kaplıdır. Kızlık zarı diye de bilinen bir zarla kaplıdır. Ostium vagina ile frenulum labiorum arasında oluşan sığ oluğa, şuradaki oluğa da fossa vestibuli vagina denir. Bu bölgedeki labium maius pudendiler, labium minus pudendiler kaldırıldığında bunların altında glandula vestibularis major'un glandula vestibularis major'u görüyoruz. Şu partolin bezi olarak da bilinir. Bunun kanalı buraya açılır. Glandula vestibularis major'un kanalı şuraya açılır. Bakın şuraya. Şuradaki incecik delikçikler, bunlar glandula vestibularis, şu glandula vestibularis major ya da pardolin bezidir. İşte bunun kanalının açıldığı yer hemen şurası. Şurası. Ve yine glandula vestibularis minoresler, bunlara skin bezleri, para üretral bezler de denir. Bunların kanalları da ostium uretra externumun arka tarafına, bakın şuraya. Şurada görülen iki küçük delikçik var. Onlar glandula vestibularis minoreslerin kanallarının açıldığı deliklerdir. Şurada sulgus nymphohymenalis'in alt tarafına, şuraya açılan kanallar ise glandula vestibularis major'un, yani şu bezin kanallarıdır. Bu glandula vestibularis minoresler erkekteki prostat bezinin homoloğudur, yani karşılığıdır. Evet, bakınız buraya. Mons pubis. Mons pubis'ten başlayıp arkaya doğru uzanan iki kalın deri plikası, bunlara labium maius pütendi. Hemen onların iç tarafında kalanlara labium minus pütendi adı verilir. Bu labium minus pütendiler arasındaki aralık ya da açıklık vestibulum vajinadır. Vestibulum vajinaya önden arkaya doğru açılan delikler ya da açıklıklar şunlardır. Bakınız, şurası ostium uretra externum. Ostium uretra externumun alt arka yan kısımlarına, şuraya skin bezleri, glandula vestibularis minoreslerin kanalları buraya açılır.
Daha da arkada ostium, vajina. Burayı kabadan zara, himen vajina adı verilir. Bu ostium vajinanın arka alt tarafına ise glandula vestibularis major ya da Bartholin bezinin kanalı açılır şuraya ve şuraya. Şuralara açılan skin bezleri, şuraya açılanlar ise Bartholin bezleridir. Şurada da glans klitorisi görüyoruz. Evet, şu ana kadar gördüğümüz bilgilerin bir tekrarı. Yukarıda mons pubis. Şunlar labium majus pudendiler, büyük dudaklar. Commissura labiorum anterior. Arkada commissura labiorum posterior. Şunlar labiuminus pudendiler. Ostium uretra externum. Bakın onun hemen etrafında şurada skin bezleri ve onların açılma deliği. Şurada ostium vagina ve şurada da Bartholin bezleri ve onların açılma deliğini de burada görüyoruz. Evet, bir diğer dış genital organ klitoris. Evet, şurada klitoris görülüyor. Şurası klitoris. Genital tüberkül yani falüsten gelişir. Vestibulum vajinayı üst taraftan örttüğü ya da kapattığı için örten kabadan manasına gelen klitoris adını almıştır. Bu klitoris closer'dan türemiş bir kelime. Ve labiumunuz pudendillerin ön uçlarının arasında commissura labiorum anterior'un ise arka alt tarafında bulunur. 2-3 santimetre uzunluğunda, 1 santimetre çapındadır. Penisin kavernöz cisminin karşılığıdır. Penisten en temel farkı içinden üretranın geçmemesidir. Bunun yanında penis içerisinde bulunan korpus spongiosum kısmı klitoriste bulunmaz. Bunu da doğal olarak bekleyebiliriz. Çünkü erkekteki üretranın pars spongiosa kısmı penisten geçer. Penisin korpus spongiosumunun içerisinden geçer. Klitoristen üretra geçmediği için korpus spongiosum kısmının klitoriste olması da beklenmez. Evet, şurası klitoris. Evet, klitoris bakınız. Vestibulum vajinayı üst taraftan örttüğü, kapattığı için örten, kapatan manasında buna klitoris adı verilmiştir. Şurası ise labiumunus pudendillerin çatallı ön ucunun dış ön dalı klitorisi önden kuşatarak trapezium klitoridisi oluşturur. Evet, klitorisi bölümlerine bakalım. Penise benzer şekilde klitoridisin bir kök kısmı vardı. Burası radix klitoridis olarak bilinir. 3,5 santimetre uzunluğundadır. Şu radix klitoridis. Bunun bir de
Crus kısmı vardır. Şurası crus klitoridis. Corpus cavernosum klitoridisler kendi tarafındaki ramus ischiopicus'un, şurası ramus ischiopicus'un iç yüzünde bulunan crus klitoridis ile tutunur buraya. Evet, radix klitoridisin crus kısmı, şunlar crus klitoridisler. Kendi tarafındaki şurası ramus ischiopicus'tur. Buranın iç yüzüne radix klitoridis, crus klitoridis ile tutunur. Bunun üzerini musculus ischiocavernosus örter. Bakın şu kas örter. Şu kas musculus ischiocavernosus kasıdır. Şurası ise klitoridisin gövde kısmı. Corpus clitoridis. Bu da 2,5-3 santimetre uzunluğundadır. Septum corporum cavernosorum denilen fibroz bir yaprak ile iki erektil yapıya ayrılmıştır şurada görüldüğü gibi. Burada corpus cavernosum clitoridis erektil yapıların şunun ya da şunun her birine verilen addır. Ve şurası da glans clitoridis. Burası corpus clitoridis'in ön uçudur. Spongiyöz yapıda erektil bir dokudur. Klitoridisin erojen uyarılara en duyarlı kısmıdır burası. Klitoridisin erojen uyarılara en duyarlı kısmı bu bölgedir. Evet, burada hemen glans klitoridis, corpus klitoridis, şunlar da crus klitoridis. Evet. Şurası şöyle propisium klitoridis. Şurası ise klitoridis. Evet. Propisium klitoridis yani şu bölge labium minisputendilerin ön uçlarının üst çatalı klitoridisin üst ön tarafında birbirleriyle birleşerek bu propisium klitoridisi oluşturur. Buna karşın labium minisputendilerin ön uçlarının alt çatalı klitoridisin arka alt tarafında birbirleriyle birleşerek frenulum klitoridisi oluşturur. Burada bir ligamentum fundiforme klitoridis var. Ligamentum fundiforme klitoridis bu scarba fasyasının devamıdır ve ligamentum suspensorium klitoridisin yüzeyinde yer alır. Yani şunun üst tarafında yer alır. Ligamentum fundiforme klitoridis. Scarba fasyasının, karın ön duvarındaki scarba fasyasının devamıdır. Ve bu ligamentum fundiforme klitoridisin derininde ya da arka tarafında ligamentum suspensorium klitoridis bulunur. Bu da ligamentum fundiforme klitoridisin derininde bulunur. Evet, bakınız burada. Şu corpus clitoridis, şunlar corpus cavernosum clitoridisler, şurada crus clitoridisi, şu bulbus vestibuli, şu ise glandula vestibularis majorisler. Evet, klitoris, bu İtalyan anatomist Rinaldo Colombo bunu 1500
16-1559 yıllar arasında yaşamış. İlk defa Matteo Ronaldo Colombo tanımlamış ve buna Venüs Tepesi adını vermiştir. Evet, ostium vagina, ostium uretra externumun hemen arka ve aşağısında median hatta bulunan bir açıklıktır. Burası vestibulum vajinayı vajinaya bağlar. Bakireler de burada bir himen, zar bulunur. Evet, himen değişik uzunluk ve şekillerde bulunan ince bir mukoza plikasıdır. Ostium vajinayı yani vajina girişini kısmen kapatır. Bu zar vestibulum vajina yani vajinanın girişi ile vajina arasında bulunur. Şekli şahıslar arasında çok farklılık gösterir. Menstruasyon kanı ile uterus ve vajinadan gelen salgıların dışarı akmasını sağlayacak delikli bir yapıya sahip olması gerekir. Evet, burada halka şeklinde bir himen, burada bölümlü, bölmeli bir himen, burada kalburumsu bir delikli bir himen, burada ise doğum yapmış bir himen, parous, introitus görülüyor. Evet, burada değişik şekillerdeki himen görülüyor. Evet, şurada bu himen hakkında, himen tipleri hakkında daha ayrıntılı bir bilgi var. Şu halka şeklinde himen, bu tendeyin diş şeklinde himen, bu saçaklı fibriated şeklinde himen, bu da posterior lunar yani arka ay şeklinde bir himen. Şu da anterior lunar yani ön ay şeklinde bir himen. Burada iki pencereli bir fenestrain şeklinde bir himen. Burada bölmeli himen. Bu da septate dediğimiz kısmen bölmeli bir himen. Şurada kalburlu, kalbur şeklinde delikleri olan bir himen. Şu ise üzerinde çok ince, küçük bir delik olan mikro perforate bir himen. Şu ise üzerinde hiç delik olmayan, tamamen kapalı bir himen. Bu tip bir himenin menstruasyon sonucu oluşacak olan uterus ve vajinadan gelen içeriğin dışarıya atılmasına imkan vermediği için bunun girişimsel olarak açılması gerekir. Bazı durumlarda da himen tamamen olmayabilir. Burada görüldüğü gibi tamamen olmayabilir. Evet, bulbus vestibuli kadın dış genital organlarından bir diğeri. Bakınız şu bulbus vestibulidir. Ostium vagina bu. Ostium uretra externum bu. Ostium vaginanın her iki tarafında bulunan yaklaşık 3 santimetre uzunluğunda erektil bir doku kitlesidir bu. Burası erkekteki corpus spongiosum penis ve bulbus penisin karşılığıdır bu. Bunun alt yüzünde, bunun alt yüzünde ya da üst yüzünde, alt yüzünde yani şurayı örden kas, bakın şurada bulbus vestibülü görüyorsunuz şöyle. Bulbus vestibülü bu. Bunu örten kas, musculus bulbo spongiosus'tur. Şu kas, musculus bulbo spongiosustur. Bunun üst yüzü ya da derin yüzü
Diyafragma pelvisin alt yüzüne yapışır. Şu diyafragma pelvistir. Bunun alt yüzüne yapışır. Şu bulbus vestibülünün üst yüzü. Bulbus vestibülünün ön uçları, bakın şu ön uçları commissura bulborum, şura commissura bulborum vasıtasıyla birbirleriyle birleşmiş durumdadır. Bir bulbus vestibülü burada var, bir diğeri de burada var. Şu iki taraftaki bulbus vestibüller, bunların ön uçları commissura bulborum ya da pars intermedia ile birbirleriyle birleşir. Arka uçları, şurası arka uçları ise glandula vestibularis major ile temas eder. Bakınız arka uçları glandula vestibularis major ile temas eder. Bu bulbus vestibülü erektil doku olup vajina girişini manşet gibi sarar ve vulvanın dışa doğru genişlemesini sağlar. Özellikle ereksiyon sırasında vulvanın dışa doğru genişlemesini sağlar bulbus vestibülünün ereksiyonu. Evet, burada bir diğer yapı hemen glandula bulbo glandu şurası glandula vestibularis major. Buna pardolin bezi de denir. Evet glandula vestibularis major ya da buna pardolin bezi diyoruz. Bu bez erkekteki glandula bulbo-üretralisin ya da Cowper bezinin homoloğudur, karşılığıdır. Urogenital sinüsten gelişir. Bezelye şeklinde kırmızımsı sarı renkte olup ostium vajinanın bakınız yan taraflarında bulunur bu bezler. Ve bulbus vestibülünün de arka kısmı ile arka ucu ile komşudur. Bu bez erojen uyarı ile müköz salgı yapar ve vajinanın ıslanmasını sağlar. Ve vajinayı koydusa uygun hale koydus için rahat vaziyete getirir. Yaklaşık bunun 2 santimetre uzunluğunda kanalı vardır ve bu kanalda sulgus nymphohymenalis'in, şurası sulgus nymphohymenalis'in alt kısmına açılır. Şuraya açılır. Evet, şimdi de kadın üretrası, üretra feminina. Görüldüğü gibi 3-5 santimetre uzunluğunda erkek üretrasına göre oldukça basit yapıda bir organdır. Bu urogenital sinüsten gelişir. Distal bölümü vajinanın ön duvarına kömülüdür ve ayrılmaz. Burada glandula uretrales, uretra femininanın mukozasında bulunan bezlerdir. Bunların kanalları üretra lümenine açılır. Şurada bulunan bezler. Burada lacuna uretralesler var. Bunlar da üretra feminina mukozasında bulunan çıkmazlardır. Bir diğeri ise glandula para uretrales ya da skin bezleri. Bunlar erkekteki prostat bezinin karşılığıdır. Ve bunlar da şurada görülen, bakın şurada iki küçük delik var. Ostium uretra externum'un hemen arka tarafında iki küçük delik var. O deliklere glandula para uretralesler, skin bezleri açılır. Evet, ostium uretra externum'un her iki tarafında vestibülum vajinaya açılırlar. Evet, bakınız şu uretra feminina kadın üretrasının şurada ostium uretra internumu, şurada da ostium uretra externumu bulunur. Ostium uretra internum etrafında musculus sphincter uretra internum
ya da muskulosfinkter vesika bulunur. Bu otonom bir sfinkterdir. Parasempatikler bunu gevşetir, açar, ürinasyona imkan sağlar. Sempatikler ise bunu kasar ve idrar kesesinin dolmasına imkan verir. Tabii sempatikler şu ostium uretra internumu, özür dilerim, muskul sfinkter uretra internumu kasarak ostium uretra internumu kapatırken idrar kesesinin kası olan musculus detrusor vesigayı da gevşetir. Bu şekilde idrar kesesi dolar. Hemen üretranın şu kısmında, kadın üretrasının şu kısmında derin perine aralığında musculus sfinkter uretra ya da musculus sfinkter uretra externum bulunur. Bunun bu çizgili kaslardan oluşur. İstemli bir sfinkterdir. Bir istediğimizde çalışır, istediğimizde çalışmaz. Bu da nervus pudendus tarafından uyarılır. Evet, bu embriyonik urogenital yapıların yetişkinlerdeki derivasyonları, karşılıkları ve atıklarını da bir başka videoda inceleyeceğiz.